Merhabalar. 8. sınıf Fen Bilimleri dersi 1. dönem 2. hazırlığa hazırlık 1. videoyla yine birlikteyiz. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayalım. 2. hazırlık videosuyla da yine birlikte olacağız. Hemen bir hipotez sorusu. Katı basıncının ağırlığa bağlı olduğunu ispatlamak için hangi iki düzeneği kullanılması uygundur? Arkadaşlar burada katı basıncının ağırlığa bağlı olduğunu diyorsa ağırlıkları farklı diğer özellikleri aynı olacak. Ağırlıkları farklı, yüzey alanları aynı olan hangisi? Bakın 3 küp, 2 küp. O halde A ile D olacak. Devam ediyoruz. Katı basıncının yüzey alanına bağlı. O halde yüzey alanları farklı, ağırlıkları aynı olacak. Baktığımızda arkadaşlar ispatlamak için hangi iki düzeneği birlikte kullanılması daha uygundur? Yüzey alanları farklı ve ağırlıkları aynı olan AB kullanılabilir. Arkadaşlar A, C de kullanılabilir. Kütleleri aynı, yüzey olanları farklı olduğu için A, de kullanabiliriz. Devam edelim. Düzenekte bulunduğu yüzeye en fazla basınç uygulan düzenek hangisidir? Baktığımızda arkadaşlar yüzey alanı ve ağırlığı ağırlığı en fazla, yüzey alanı en küçük olan A. O halde basınç en fazla A'dadır. Düzenekte bulunduğu yüzey alana en az basınç uygulan düzenek arkadaşlar bunun ağırlığı 2 bölü 1 eşittir 2. Bunun 3 bölü 3 o da eşittir 1. O halde en az B'de yüzey alanı en büyük olduğu için basıncı en az olan B'dir. Diğer soruyla devam edelim. Aşağıda çaprazlamalardaki boşlukları tamamlayın. Mor çiçekli bezelye ile beyaz çiçekli bezelye tozlaştığında arkadaşlar hemen... F1 bölüne baktığımızda buradan büyük M, buradan küçük M, büyük M, küçük M, büyük M, küçük M arkadaşlar, büyük M, küçük M olacak. Genotip arkadaşlar, genleri yazıyorduk. %100 büyük M, küçük M olacak. Fenotip dış görünüş arkadaşlar, büyüün etkisi görüldüğü için %100 mor çiçek Evet, F2 dölüne bakalım. Mor çiçekli iki bezeliye alıyor arkadaşlar. Küçük M, büyük M. Heterozigot iki bezelye alınmış. F2 dölünde arkadaşlar. Büyük M, büyük M. Bakıyoruz gelen büyük M. Büyük M, küçük M. Burada büyük M, küçük M. Küçük M, küçük M. Küçük M. Küçük M. Genotipini yazalım arkadaşlar. Genotipte yüzde 25. Büyük M, yüzde 50'si. Büyük M, küçük m, yüzde 25'te arkadaşlar küçük m, küçük m, küçük m, küçük m oldu. Fenotip arkadaşlar yüzde 75 bunun ikisi mor olduğu için mor çiçek, yüzde 25 arkadaşlar beyaz çiçek. Bu şekilde yazıyoruz. Diğer soruya geçelim. Öğretmen mevsimler konusunda yaptığı soru cevap etkinliğinde Elif ve Yusuf'a iki tane soru sormuş. Kuzey yarım kürede en uzun gündüz, en kısa gece. Kuzeyde arkadaşlar en uzun gündüz 21 Haziran. Güney yarım kürede en uzun gece, en kısa gündüz. Güney yarım kürede en uzun gece. Arkadaşlar kış olacak. Güney Yarımküre'de en uzun kış gecesi ne zamandı? Yine 21 Haziran. O halde Elif ikinci soruya ise Yusuf cevap vermiştir. Buna göre Elif soruyu doğru, doğru. O halde 21 Haziran olması lazım. Yusuf ile yanlış cevap vermişse. Arkadaşlar bu 21 Haziran, 21 Haziran doğru. Elif 21 Aralık yanlış. 21 Haziran doğru. 23 Eylül yanlış. O halde cevabımız C şıkkı 21 Mart. Yanlış elif doğru vermek lazım. Vermesi lazım. O halde 21 Haziran 23 Eylül yan, Yusuf yanlış verecekse cevabımız C şıkkı olacak. Dila öğretmenin verdiği kromozom kavramı ile hipotez kurma ve görseller örneklendirme ödevi vermiş. Buna göre Dila'nın hipotezi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar farklı tür aynı kromozomlu iki canlı getirmiş. Kromozom sayısının fazlalığı, burada kromozom sayısı aynı olduğu için A hipotezi olamaz. Farklı tür canlıların kromozom sayıları aynı olabilir, bu doğru. Aynı tür, tür farklı yanlış. Farklı tür canlıların kromozom sayıları farklı değil, aynı olduğu için bu da hipotezi olamaz. Cevabımız B şıkkı. Hemen diğer soruya geçelim. Çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir diyor bilgi eşey kromozomları X ve Y olmak üzere iki tanedir. Erkeklerde her ikisi de bulunurken, dişilerde X kromozomu bulunur. Ceren elindeki iki bozuk paradan birinin hem önüne hem arkasına X harfi yani kız. Diğerinin ise önüne X arkasına Y harfi yazıyor yani erkek. Daha sonra paraları aynı anda havaya atarak üste gelen harfleri not ediyor. Ceren bu bilgiyle etkinlik ile cinsiyeti belirleyen babadır. Evet. Bakın arkadan y'ye geldiği için Y gelirse erkek X gelirse kız olacak. Cinsiyet oluşumunda kız ya da erkek olma olasılığı aynıdır. Evet %50 %50. 3 çocuğun kız olan ailenin 4. çocuğunun erkek olmasılığı %25 değil o da %50'dir. O halde hangileri doğrudur? Ulaşılabilir. 1 ve 2'ye ulaşabilir. Diğer soruyla devam edelim. DNA'nın bir bölümü verilmiş arkadaşlar. Bir numara neydi? Nükleotitte arkadaşlar. Nükleotit neyden meydana geliyordu? Organik baz deoksiriboz şeker ve fosfattan. 2 numara deoksiriboz şeker ve 3 numara da fosfattı. Nükleotit, deoksiriboz şeker, fosfat hangi şıkta var? B şıkkında arkadaşlar. Diğer soruyla devam edelim. Sembollerle belirtilen olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar DNA eşlenmesi sırasında meydana gelen olaylar karışık olarak verilmiştir. İlk önce ne olacak arkadaşlar? DNA'nın iki ipliği birbirinden ayrılacak. Bu bir. Daha sonra sitoplazmadaki e, nükleotitler çekirdek içine geçecek. İki. Serbest nükleotitler DNA ile uygun şekilde eşlenecek. 3 Ve birbirinin aynı Olacak 4. O halde yıldız, kare, daire, üçgen hangi şıkkımızda var? C şıkkında var. Diğer soruyla devam edelim. Sarı tohum renginde iki bezelyenin çaprazlanma sonucu şekilde verilmiş. Buna göre arkadaşlardan hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar yeşil tohum oluştuğuna göre her ikisi de melez olacak. Yani büyükse küçükse, büyükse küçükse olacak. Dişi bireylerin genotipi melez döldür diyor arkadaşlar. Bakıyoruz dişi birey melez döldür doğru. Erkek bireyin genotipi melez döldür doğru. Sarı renk tohumu yavru bireylerin genotipleri saftır. Hayır arkadaşlar burada melez gelmiş. Büyük küçük o halde hangisi yanlıştır? C şıkkı. Yeşil renk tohumlu oluşan birey saf döldür. Evet küçük küçük geldiği için saf döldür. Bu büyük 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 küçük, büyük küçük, büyük küçük olduğu için, küçük küçük olduğu için cevabımız saf döldür bu doğru. Cevabımız C şıkkı. Bu durumun üzerinde öğretmenin yapacağı açıklama aşağıdakilerden hangisidir? Bir bilgi verilmiş. Öğretmen kutup taşlanlarının ısı kaybını azaltmak için kulakları küçüktür. Bu şekilde kutup ekosistemine uyum sağlamışlardır. Emir, öğretmenim Alaska'da yaşayan bir akrabamız Türkiye'ye gelirken bir erkek bir de iki, bir dişi iki kutup tavşanı getirmişti. Dişi tavşanın bir sürü yavruları oldu ve hepsinin de kulakları küçüktü. Türkiye kutuplarda yer almadığına göre tavşanların kulakları neden küçük? Sorusunu öğretmenin cevabı hangisi olabilir? Tavşandaki adaptasyonlar kalıtsal değildir. Hayır adaptasyonlar kalıtsaldır. Aşık kolamaz. Mutasyonlar kalıtsal değil. Hayır burada gerçekleşen adaptasyondur. Adaptasyonla kazanılan karakterler canlı ortam değişse bile sonraki nesillere aktarılır. Evet yavruları da küçük olduğu için arkadaşlar Cevabımız C şıkkı. Tavşanın kulakları sıcaklığın etkisiyle modifikasyon değil zaten. Hangi şık? Cevabımız C şıkkı olacak. Diğer soruyla devam edelim. Yukarıdaki şekil 1'de verilen kap yarı yüksekliğine kadar su ile doldurulmuştur. Kap ters çevrilerek şekil 2'deki gibi de getirilirse arkadaşlar baktığımızda burası daha dar olduğu için sıvı yüksekliği daha yüksek olacak. Kabın tabanına etki eden sıvı basıncı değişmez. Hayır, sıvı yüksekliği artacağı için artacaktır. Kabın tabanına etki eden sıvı basıncı artar. Doğru. Kabın zemine uyguladığı basınç artar. Bakıyoruz yüzey alanı arkadaşlar. Azaldığı için basıncı artacaktır. 2-3 hangi şıkta var? Cevabımız D şıkkı olacak. Aşağıda verilen durumların hangisinde diğerlerine göre farklı bir değişim söz konusudur? kabuğu soyulan elmanın zamanla kararma. Kararma arkadaşlar kimyasal değişim diye hemen kimyasal değişim yazıyor. Renk değişimi, gaz çıkışı, çökelti oluşumu bunlar kimyasaldı. Yemek tuzunun suda çözülmesi, çözülme fiziksel. Buğulanma, camın buğulanması fiziksel. Yoğurttan ayran edilmesi fiziksel. Hangisi farklıdır diyor. A şıkkı farklıdır. Diğer soruyla devam edelim. Aşağıda şekilde tamamı su ile dolu kabın belirtilen bölgelerine delikler açılmış. Arkadaşlar baktığımızda ikinci delikten fışkıran suyun mesafesi 6 cm ölçüldüğüne göre bir ve 3. delikten fışkıran mesafeler aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diyor. Arkadaşlar derinlik arttıkça sığ basıncı artacaksa 3 numarada en fazla 1 numarada en az olacak. 3'te en fazla, 1'de en az yani 1 6'dan küçük olacak. A şıkkı olamaz. BC'de 3 numara ise arkadaşlar 6'dan büyük olacak. Hangisi 6'dan büyük? Cevabımız B şıkkı 8. Diğer soruyla devam edelim. Şekildeki periyodik çizelgenin belli bir bölümü verilmiş. Baktığımızda arkadaşlar periyodik cetvelin sol tarafı yani metaller bölümü boyanmış. Buna göre bulunan elementlerin özellikleri hangisinde arasında sayılmaz? İşlenerek şekil verilebilir metaller arkadaşlar. Parlak görünüm evet kırılgan şekli verilemez. Hayır, şekil verilebilir. Kırılgan değildir. Oda şartlarında genelde katı halde bulunurlar. Civa hariç oda şartlarında katı halde nelerdir? Doğrudur. Hangisi sayılmaz? Cevabımız C şıkkı. Devam edelim diğer soruyla. Arkadaşlar, elementlerin sınıflandırılması ile ilgili yapılan işlemlerden hangisi yanlıştır diyor. Bir bilgi verilmiş. Eski çağlardan beri altın, gümüş, kalay, kurşun gibi elementler biliniyordu. Bunların dışında ilk keşfedilen element fosfor olmuştur. Fosfor elementi Brent tarafından 1649 yılında bulunmuştur. Bu elementin keşfinden sonra 1869 yılında 63 element bulunmuş. Elementlerin bulunmasıyla bilim insanları bu elementlerin özelliklerinin belirli kalıplara uyduğunu görmüşler. Böylece bilim insanları elementler arasında benzerlik göz önünde bulunarak çeşitli sınıflandırmalar yapılmıştır. Arkadaşlar bilim insanı Döbereiner elementleri 8'li gruplar. Hayır, 8'li gruplar halinde Döbereiner yapmamış. Yanlış diyor arkadaşlar. Newlands 8'li gruplar halinde yapmış. Chancourtois sin, silindir çevresinde evet sarmal 16 kütle birimini yerleştirerek elementleri 7 elemente benzer özelliklerini tekrarlı belirtti. Bu doğru. Dimitri Mendeleev elementlerin atom ağırlıklarına göre sıralamıştır. Doğru. Mozali elementleri atom numaralarına göre sıralamıştır. Doğru. Arkadaşlar hangisi yanlış? Cevabımız A şıkkı. Şekilde verilen ABC noktalarında oluşan açık hava basıncı hangisi? Arkadaşlar açık hava basıncı yükseklere doğru çıkıldıkça azalırdı. Evet. Hangi, o halde en yüksek A'da olacak. Sonra B'de sonra C'de cevabımız A şıkkı olur. Torricelli deneyinde de gördüğünüz gibi. Aşağıdakilerden hangisi basıncı arttırmak için yapılmıştır? Rayların şekil bozukluğuna uğramaması için trenlerde tekerlek sayısının arttırılması basıncı azaltır arkadaşlar. Yüzey alan arttığı için. Meyvenin daha rahat kesilmesi için bıçağın keskinleştirilmesi burada artmıştır arkadaşlar. Çünkü yüzey alanı azalmış. Karda daha rahat yürümek için kar ayakkabılarının kullanılması basınç azalır. Çünkü yüzeylerine artar. Traktörlerin toprağa saplanmaması için geniş tekerlek arkadaşlar yüzeylerine arttığı için basınç azalır. Hangisinde artmıştır? B şıkkı. Devam edelim diğer soruyla. Sorular öğrencinin verdikleri cevaplar gibiymiş. Bakalım soy gaz elementleri hangileridir? Neon ve kripton doğru arkadaşlar. 8A soy gazdı doğru. Yarı metal elementleri hangileridir? Magnezyum ve klor demiş. Yanlış arkadaşlar. Yarı metal, bor ve silisyumdu. O halde iki yanlış. Hangi elementler metaldir? Lityum ve magnezyum. Doğru arkadaşlar. Hangi elementler ametaldir? Hidrojen ve klor. Doğru. O halde hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. 1, 3, 4 doğru. Cevabımız B şıkkı. Diğer soruyla devam edelim. Elementler periyodik tabloda özelliklerine göre metal, ametal ve soy gaz olarak gruplandırılmıştır. Buna göre verilenlerden hangisi doğrudur diyor arkadaşlar? Metaller mat görünümlü ve kırılgan yapılıdır. Yanlış. Metaller parlak görünümlüdür, kırılgan yapılı değildir. Bu ametallerin özelliği. Soy gazlar elektron alıp vermeye yatkın değildir. Bu doğru arkadaşlar. Bize doğruyu soruyor. Ametaller genellikle periyodik cetvelin sol değil. Arkadaş, arkadaşlar sağ olacak. Bu yanlış. Metaller kararlı hale geçmek için genelde elektron alarak hayır vererek katyon oluştururlar. Bu da yanlış. Bize doğruyu soruyor. Aşağıda periyodik tablodan bir kesit verilmiş. Buna göre X, Y, Z, T elementleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar 6, Y, 6A grubunda olabilir. Olabilir arkadaşlar. Burası 6, 6A olabilir. 7A olabilir. 8A olabilir. Kesinlik yok ama olabilir. X ve T aynı grup elementidir. Bakıyoruz. X ve T aynı düşey sınıfında. Bu da doğru. Z ile T aynı periyot elementidir. Bakıyoruz arkadaşlar. Z ile T aynı yatay sütunda. Bu doğru. X ile T'nin son katmanlarında kesinlikle eşit sayıda elektron bulunur. Bu yanlış arkadaşlar. Eğer burası 8A olursa burada X, X helyum olur. Helyum da 2, T de burada 8 olacaktı. Kesinlikle dediği için eşit sayıda bulunur, element bulunur dedi, elektron bulunur dediği için hangisi yanlış? Cevabımız D şıkkı. Kimyasal tepkimelerle devam ediyoruz. Kimyasal tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Tepkimeye iki çeşit atom girmiştir. Bakıyoruz. 1 2 3 Yanlış. Tepkime sonucunda iki çeşit madde oluşmuş. Bakıyoruz. Birinci madde, ikinci madde. Bu doğru. Devam edelim. Diğerlerine de bakalım. Tepkime sonrası metan ve oksijen iç yapısında bir değişme olmamıştır. Hayır. Kimyasal tepkimelerde oluşan madde ne olacaktı? İç yapısında kesinlikle değişim olmuştur. Metan girmiş, karbondioksit ve su oluşmuş. Tepkime sonucunda yeni atomlar oluşmuştur. Hayır arkadaşlar, yeni atomlar oluşmaz. Bağları kopup yeni bağlar oluştuğu için D olamaz. Hangisi doğru? B şıkkı. Yine tepkime sorusu. X, Y, Z'nin oluşturduğu bir tepkimenin kütle zaman grafiği aşağıdaki gibidir. Arkadaşlar neydi? Miktarı azalanlar, girenler yani X artı Z girenler miktarı azalanlar. miktar artanlarsa ürünlerdi. Yani x artı z tepkimeye girmiş. Neyi oluşturmuş? Y'yi. Hangi şıkta var bu? x artı z, y'yi oluşturmuş. Cevabımız b şık. Arkadaşlar azalanlar girenler. Artanlar ise ürünlerdi. Cevabımız B şıkkı. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup bildirimler açıp like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İkinci videoda görüşmek üzere arkadaşlar.